Evet, merhaba herkese. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle kaligrafi hilelerinden biraz bahsedeceğim. Hile değil de teknik diyelim. Birinci olarak başlamamız gerekirse normal yazınızı yazıyorsunuz. Örneğin herhangi bir şekilde Emel'i yazdın. Sonra geliyorsun. Şöyle ortaya almaya çalışayım. Yazının bir kenarını kalınlaştırıyorsun. Bu da bir güzel yazı örneği oluyor. Sonra biraz daha oynarsın. Altını kuyruktu bilmem neydi. Ha, bunun en etkilisi ne? Şöyle olabilir arkadaşlar. Şimdi bakın, yazının bir kenarına geliyorum. Sadece yazının bir kenarını kalınlaştırıyorum. Canım sıkıntısı geçmedi. Şuralara da birer kuyruk ekledim. Böyle olabilir. Ha, bunun en güzellerinden birine yine Emel'den gidelim. Hiç içini boyamadan yapacak olduğumuz, yani burayı böyle getirdik, burayı böyle getirdik, burayı böyle, burayı böyle, burayı da böyle, burayı da böyle getirdik. Bu. Birinci ipucumuz ya da tree'miz buydu. İkinciye gelelim. İki numarada ne var? Yazınızı yazdınız. Başka bir isim alalım. Elif olabilir. Bu haliyle de güzel vesaire diyorsanız ayrı bir mevzu da. Aynı fon renkteki bir kalem mi olabilir ya da başka bir kalem olabilir. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yazının etrafından bunu geçtiniz. Bu da bir yöntem. Yani bunu işte bir yere sticker yaparken vesaire de kullanabiliyoruz. İkincisi, bunun için iki tane kaleme ihtiyacınız var. İkisinin de aynı uçlarını sizin için açmaya çalışayım. Nedense hep kalınlardan gittik. Şimdi şöyle göstereyim. Kalemlerin iki uçlarını yarıdan yarıya birbirine değdiriyorum. Zaten uçlarda görüyor olmanız lazım. Renk geçişi başladı. Sonra ne kadar koyu yeşille girsem de sona doğru geldikçe rengin böyle bir degrade açıldığını göreceğiz arkadaşlar. Bu da üçüncü tree'mizdi. Geldik. Yine başka bir renkle yapalım. Herhangi bir yazı yazdınız. Kısa bir şey yazdınız. Ne yazdınız mesela? Hadi 4 diyelim. İsim gelsin aklınıza. Faruk. Yaptınız arkadaşlar. Sonra gri renkli bir kalem alıyorsunuz. Tabii biraz kuruduğundan emin olduktan sonra başlıyorsunuz. Aynı yazıyı 1-2 milim dışarıdan yazıyorsunuz. Tabii bu nasıl bir gri ise siyah bandırmış olabilirim. Bunun olmadığını varsayayım. Ha, kurudu, biraz daha iyi oldu. Brush pen'deki gri ile yapayım.
Aslında sorun ne biliyor musunuz? Mor. Problem morda. Daha açık bir renkle yapalım bunu. Anlaşılacak. Niye morla denediysem. Faruk olmadı. Hadi Osman diyelim. Aldık Osman'ı. Gri'mizi aldık. Bunu kontür atmadı diyebilirsiniz. Gölge vermedi diyebilirsiniz. Ama hani ışığın iz düşümü gibi düşünün. Hep aynı tarafa getirmeye çalışın. Bu da bir yöntem. Bir sonraki yöntemimiz ben buraya şimdi aldık kalemimizi. Bir maket bıçağı olur vesaire bir şey olur. Kalemin ortasını yararak çıkartıyorsunuz. Yani birbirine paralel iki tane uç çıkartacağız. Yardığımızı varsayalım. Bakın bunun ucu yarık. Geldik buraya da. Bu da beşinci tree'miz miydi arkadaşlar? Beş. Altıncı yöntemimize geldik. Altıncı yöntem de aynı kalemle değişik şeyler yapacağız. Şimdi kağıdınız dokuluysa tabii bu iş oluyor. Geldiniz. Herhangi bir şeyi yazdınız ve boyadınız. Burada şöyle düşünün. Dikine bir çizgi var arkadaşlar bu yazının tam böyle ortasında. Kurşun kalemle bunu da yapabilirsiniz. O hizadan sonrasını başka renklerle de yapabileceğiniz gibi tutuyorsunuz yine aynı şeyle. Bakın başka bir kaleme ihtiyacınız yok. Siyah haricindeki birçok renkte bunu yapabilirsiniz. Ha, bu seni sardı. Üstten de hayalen bir çizgi olduğunu varsay. Şurada yap. Anlatabildim mi? Bir degrade geçiş. Geldik 7. tree'mize. 7 diyelim. Hile ipucu artık ne derseniz deyin. Bunu da neyle yapalım? Yine pembeyi kullanalım. Geldik. Bir isim. Şimdi o deminki hayalen çizdiğimiz çizgi vardı ya. Bu çizginin de yine burada olduğunu varsayıyoruz. Ama bu sefer tam yazının böyle ortasına denk getirmeye çalışacağız. Zaten yazıyı kaydırdım. Şöyle olduğunu varsayayım. Vazgeçtim. Bu arada Büşra'nın noktalarını da koyalım. Kalemimizi alıyoruz arkadaşlar. O çizginin teğet geçtiği yerlere bakın yarım elmas koyuyoruz. Bu arada elmas şu. Biz bunu yarım yapıyoruz. Yazı bu şekilde olunca perfecto. Yine bunun üstünde göstereyim. 8. yöntem olarak ya da durun ayrı bir renkle yapalım. Neyle yapalım? Siyah. 8. Bir isim bulalım tekrar.
Şimdi o elmasları da koyduğunuzu varsayın. Yine üstüne aynı yerlere denk geldiğini, işte abartmak istediğiniz yerleri abartın. Sonra aynı kalemin, varsa ince ucu yoksa kalemin açısını değiştirerek ince tutarak bütün harflerin bittiği yerlerden uzatabildiğiniz kadar ince çizgiler uzatın. Bu da bir süsleme yöntemi. Geldik. Hadi bir de 9 deneyelim. 9'da da şöyle yapabilirsiniz. Herhangi bir tane maskeleme bandınız olur, efendim başka bir kağıt olur. Anlatabiliyor muyum? Hiç çekinmeden şöyle koyuyorsunuz. Koydun. Aldın kalemini de. Mehmet, Türkiye'nin en fazla olan isimlerinden biri. Tabii şu kısımlara dikkat. Kağıdın nereden geldiğine. Mehmet'i yazdık. Artık Mehmet'in üstünü kaldırdık. Elimizde bir yarım Mehmet var. Yine aynı ucu aldık. Bakın bu sefer kalanını da tamamlıyoruz yazını. Dokuzda etti mi? 10 numarada da şöyle bir trik gösterelim. Elması 3 koyarsanız güzel olur. Buradan yarım elmasları da koyduk. Sonra Zig'in metalik kalemlerini aldık. Şurada bir kenar denemesi yapayım. Gayet güzel. Yazıya geldik. Umarım kapatmıyorumdur. Işık kapatıyor olabilir. Şöyle alalım. Biraz da şöyle alalım. Bunu beyazla da yapabilirsiniz. Yazının ana hatlarından sadece çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani güzel yazı yazabilmek için harf anatomisini bilmek, bir şeyleri güzel yapabilmek için elinizdeki imkanlara neler yapabilirsiniz diye merak ediyorsanız bu videoyu çektim. Evet, bugünlük size 10 tane hile mi diyeyim, ipucu mu diyeyim, trik mi diyeyim, İngilizcesi niye söylemeye çalışıyorsam. Böyle devam ederseniz güzel yazı yazı olabilirsiniz, etrafınızı çok fazla etkileyebilirsiniz, ek iş kaynağı bulabilirsiniz. Daha sonra nasıl kaligrafiye başladığımla ilgili zaten bir video çekeceğim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bye bye.